Hepinize sevgiler, selamlar değerli dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz canlarım? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bizler de sorarsanız iyiyiz elhamdülillah. Ayaz'ım tatlı yiyor canlar. Türkan ablası tatlı göndermiş, ev sahibimin kızı. Geldiler, bir kahvemizi içtiler. Tabaklarım vardı. Onlar da pasta yapmışlar. Ayaz şu an pasta yemekle meşgul. Elimde tıraş oldu geldi. Saatler olsun anne. Sağ ol anne. İyi olmuşsun. Biraz üstü fazla mı kalmış ne? Yok. Niye orayı da arkaya yatırım diye mi öyle bıraktın? İyi. Güle güle kullan saçlarını Ayaz. Ali büyüt. Bir selamını ver bakalım. Merhaba abilerim, ablalarım, dalmışım telefona. Evet. Herkese selamlar. Alacağım o telefonu elimden, dalmaman için. Allah artık annemle. Sen de bir selam ver paşa. Merhaba arkadaşlar. Ha, görün ama ha, tamam. Görünebiliyor musun Ayaz sen? Boyun kısa mı kaldı ne bizde? Ha, şöyle. Boyun kısa kalmadı. Ay, pardon anneciğim. Ben senden daha büyük olayım anne. Hadi bakalım ol annem. Evet canlar, bugün ne yapıyoruz? Ben postaneye gidecektim. İnşallah geç kalmamışımdır. Ev sahibim gelince, kızı geldi sonra, kahve içtik, sohbet derken çok güzel vakit geçirdik ama postaneye gideceğim diye bugün takipçimin birine söz verdim. Yani burada aslında kavga olsa daha kolay olur değil mi Ali? Aynen öyle. Ama burada kargo yok. PTT'ye şöyle daha önce fincan söz vermiştim. Takipçimize göstereyim hemen. İnşallah kırılmadan kendisine göndeririz. Bunları şöyle bir kağıdı, havlu kağıda sarayım diyorum. Takipçime gönderiyorum canlar. Şimdi gösteririm size de. Özgül Karakuş bacım, bana göndersen çok sevinirim demiş. Ben de severek bu fincan takımını ona göndereceğim. Şimdi şöyle göstereyim. Özgül Karakuş bacıma benden kahvesini içtikçe hatırlasın. Ben de çok mutlu olurum gerçekten. Şimdi bir PTT'ye gideyim geleyim, sonra neler yapacağız bakacağız canlar. O zaman gelince görüşmek üzere. Evet güzellerim, PTT'ye gittim geldim. Özgür Karakuş bacıma çarşamba günü diye söz vermiştim. Yetiştiremedim ama perşembe günü, yarın kesinlikle göndereceğim. Hatta gönderme kağıdını falan da aldım geldim. Ben yarın çalışıyorum ama Alim halledecek diyerekten başlayalım şimdi poğaçamızın yapılışına. Çok güzel bir poğaça yapacağız canlar. Siz de bu tarifi belki denemek istersiniz. O yüzden ölçüleriyle veriyorum. Şöyle bir su bardağı suyumuz var. Ben normalde hiç poğaçayı suyla yapmamıştım. Bu ilk tarifimiz olacak. Sütümü de ısıttım bu arada. Bir su bardağı da sütümüz var. İki tepsi poğaçamız çıkacak bu arada bundan canlar. Bunları hemen şöyle kaldırayım. Ve bir su bardağı da şöyle sıvı yağımız var. Bir tane yumurtamın akı var. Sarısı büyük bir ihtimal ikisine yetmez ama ben poğaçanın içine çok da yumurtanın, hani yumurta girsin istemiyorum. O yüzden bir tane beyazını ekledim. Eğer bir tane daha üzerine sarısı gerekirse onu da, onun beyazını da başka bir şeyde kullanırım. Şöyle lor peyniriyle yapacağız poğaçamızı. 6 tatlı kaşığı şeker ekliyorum. 2 5 6 ve 2 tatlı kaşığı da şöyle çok dolu dolu olmasa da tuzumu ekleyeceğim. Bir paket instant mayam var. Onları da ekliyorum. Şimdi yoğurmaya başlayacağım canlar. Bunları yerine koyuyorum. Şekerimi de kaldırayım. Şöyle bir unumu da ekleyeyim içine. Bakalım kaç bardak un gidecek. Şöyle 8-9 bardak bir ekleyelim. Yoğurayım. Sonra yine devam ederiz. Şöyle hamurumu görüyorsunuz. Şimdi ben bunu güzelce bir yoğurayım. İçine bir kaşık da tereyağımı da ekledim. Bir bardak da sütümü ekledim. Şimdi güzelce yoğurduktan sonra bitmiş aşamasını sizlere göstereceğim. Evet güzellerim, hamurumu görüyorsunuz. Hiç ele yapışmayacak bir şekilde hamur elde ettik. Şimdi bu hamurumu kapatacağım. Bir elimde de kameramı tutuyorum şu an, yakınlaştırdığım için.
Hamurum böyle oldu. En güzel aşaması herhalde hamurun. Şimdi hamurum bir güzel mayalansın. İki katı olsun. Ondan sonra görüşmek üzere canlarım. Evet güzellerim. Gördüğünüz gibi hamurum çok güzel kabarmış. Maşallah diyelim. Ve şimdi ne yapıyoruz? Hamurumu şöyle bezeler alacağım. Çok güzel mayası gelmiş. Hiç una bile batırmama gerek yok. Ele hiç yapışmıyor gördüğünüz gibi. Şöyle iki tepsi poğaça yapacağız şimdi canlar. Biri lorlu poğaça olacak, biri açma olacak bu hamurdan. Şöyle 8 bezi alayım. 7 veya 8. 2, 4, 6, 7, 8, 8. Şimdi bunları da biraz dinlendirsek daha güzel olur tabii ki de. Ama benim dinlendirmeye pek bir zamanım kalmadı. Artık hemen yapma istiyorum. Bugün yine bir yoğun gün geçti. Evde de kalsam yoğun oluyor. İşe de gitsem yoğun bir gün geçiyor canlar. Onun için hemen yapmaya başlayacağım. O şekilde dinlendirmek istiyorum yaptıktan sonra. Şöyle bezeleri aldıktan sonra biraz dinlendirirseniz sizin yapma işlemi daha kolay olur. Hiç buna gerek kalmadan. Önce tereyağlıyı yapmak istiyorum ben. Şöyle tereyağında. Şimdi tereyağlıyı nasıl yapıyoruz canlar? Şu şekilde elimizi tereyağına bandırarak da açıyoruz. Tereyağı her yere gelecek. Böyle bu şekilde. Bunlar böyle bir kalsın. Tereyağını her yerine sürüyoruz. O şekilde açıyoruz böyle. Bunu da yaptık. Evet, şimdi bunlar dinlensinler bir güzel. Sıra geldik şu lor peynirli olana. Yine bunu da tereyağıyla böyle açıyorum. Kare bir şekil vereceğiz böyle. Arasına şöyle bolca peyniri ekliyorum. Çok oldu. Kenarlarını şöyle kapatıyorum. Şu şekilde de saracağım canlarım. Şöyle. Tereyağı ile açıyorum. Kare bir şekilde. Çok da açmamıza gerek yok. Peyniri ekliyorum. Kenarlarını büzüyoruz şöyle. Bu şekilde sarıyorum ve hemen bunları tepsime alıyorum. Devam ediyoruz. Hamurumun güzelliğini görüyorsunuz. Hiç ele yapışmıyor. Çok da şöyle yumuşak bir hamur. Bunun tarifini, ölçüsünü ben yazacağım canlarım. Yapmak isterseniz eğer hani görünüşüne bakıp da hemen alt kısmında tarifi birebir yazacak.
Evet güzelim. Şimdi bunlar dinlensinler bir saat. İki katı olsunlar. Yumuşacık bir poğaçamız olması için bu şekilde de bir saat bekletmemiz gerekiyor. Şekli verdikten sonra. Sonra yüzüne yumurtanın sarısını süreceğim. Şöyle yine açmalarımı da yapmak istiyorum. Bu şekilde şöyle. Gördüğünüz gibi. Böyle açmalar yapacağız şimdi. Elimi yağlıyorum. Uzatıyoruz yine. Bunu da aynı şekilde. Hamurumuzu iki eşit şekle getirip kıvırıyoruz. Şöyle. Bunu da uzun bir şekilde yapacağım şöyle. Böyle olsun. Şimdi misafiriniz geliyorsa gerçekten çok basit, çok kolay bir tarif. Evet güzellerim. Gördüğünüz gibi hamurum iki kat oldu. Hemen yine elimle tavuklarımın yumurtasından aslında azıcık da süt eklesem sürmesi daha kolay olacak ama şöyle bir deneyeyim. Evet gördüğünüz gibi şöyle hemen sürüyorum. Her tarafına gelecek şekilde hamurumu söndürmeden. Eğer ki zamanınız kısıtlıysa hemen fırının ısısıyla da hamurunuzu fırını ısıtın. Hamurunuzu azıcık fırına koyun yani kapatınca. Onun ısısıyla da hemen kabarır. Öyle bir kolay yönümüz de var. Hadi bismillah. Aman çok gitti buna da. İki tane yumurtamızın sarısı hiçbir şey eklemedim. Yetti. Tavuklarımın yumurtasının sarısı olduğu için çok güzel bir renk veriyor. Şöyle. Sizler boyutlarını biraz daha küçük yapabilirsiniz. Ama büyük olduğu zaman daha bir yumuşak oluyor canlar. Tamam. Şimdi süsleme aşamasına geldik. Ellerimi güzelce kurulayım. Şöyle. İsim bile yazılır herhalde bu poğaçanın üzerine. Ali yazsaydım olurdu. Şimdi Ayaz diyecek anne benimkini niye yazmadın? O yüzden de yazmayayım en iyisi canlar. Abi zaten büyük. Abi zaten büyük. Bak Ayaz'a yazılsa olur değil mi Ayaz ismi? Heh. Ama senin ismin de azıcık uzun ya belki sığmayabilir diyerek de. Şimdi o pişerken bu daha da kabaracak canlar. Ne kadar beklerse o kadar faydası var. Yumuşak olması bu yuvarladıktan sonra şekli verdikten sonra açığa çıkıyor. Açmamız pişsin sonra da poğaçamızı gönderelim canlar. Evet güzellerim. Hemen şöyle poğaçam pişmiş gibi gözüküyor. Bunu çıkartayım. Gördüğünüz gibi bu açmamız pişmiş. Yumurtamın şeysinin sarısıyla da çok güzel oldu. Sizler daha ufak yapabilirsiniz canlar. Bizimki bir tanesi birini doyurur. Şimdi bunları gönderiyorum fırına.
Çok mutlu oluyorum hamurdan. Gerçekten bilmiyorum benim kadar mutlu olanlar da var mı? Bir de şimdi bu pişsin. Evet güzellerim. Fırınımı kapatıyorum artık. Ve diğer açmamızın da piştiğini görüyorum. Ve gördüğünüz gibi sonuç. Kezbuşum da burada şey yapmış, bazlama. Onun da bazlaması var. Şöyle şimdi doku testine geçelim canlarım. Evet sevgili dostlar, herkese iyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür ben de iyiyim. Canımın kanalında bugün yine son anda yetiştim, işten geldim. Bugün ben doku testi yapacakmışım dostlar. Nayicim, efendim. Gömleğin iyi olmuş bu arada. Baba. Sakladın değil mi? Bu eşarpa göremiyor musun? Baba, vallahi rastgeleler geldi. Yalan söylemeye gerek yok. Yolumu attım, dolabı bu geldi. Baba, yine bugün ne oldu? Ne oldu babam? Ne yapmış bugün? Ben hemen içeri girdi. Kedi mi çırmaladı? Hayır. Sen tarım sandığından oynarken elinde oradaki şey aldı. Anlamadım diyorum, bunlar tehlikeli diyor. Bir de sen selam ver annem. Merhaba arkadaşlar. Sor bakalım bir hallerini hatırlanma. Nasılsınız arkadaşlar? Ben iyiyim valla. Ayaz iyi valla. Evet canlar. Bir çeşit hamurdan iki çeşit çok güzel bir poğaçamız ve açmamız oldu. Gel annecim seni de buraya alayım. Valla dostlar ben şöyle bir tanesini alayım. Hangisi? Şöyle. Nayicim dürüst de sen yakınlaştığın doku kestin o şekilde. Valla çok güzel. Yemeni diye bağırıyor bu. Ben ye diyelim. Evet şimdi Nail yumuşaklığına şöyle bir. Tel tel. Şöyle göstereyim dostlar. Tel. Şöyle parçalayayım size hatta. Nail'cim bir şey parçalamış. Evet tel tel. Yumuşaklığına bakalım. Yumuşaklığı da çok güzel bak böyle. Bak. Daha evet. Çok sıcak. Bir tane de bunu alalım. O daha sıcak olduğu için yumuşamamıştı. Yeni çıkmış. Şu biraz şey yok, olduğu için. Yok bu da yumuşak. Baksana. Pamuk gibi. Göster bir. Bu da peynirli. Görüyorsunuz aralarını falan böyle. İçini canlarım. Anne sade hangisi sandın? Eğer beğendiyseniz videomu lütfen like atıp bana destek olmayı unutmayın. Vallahi bunu yerim. Sizlerle daha çok güzel vloglarımız olacak. Daha i̇nşallah, çok güzel şeyler inşallah, paylaşacağız inşallah, hep beraber. İnşallah. 20 gün sonra inşallah. 20-25 gün sonra. Bir ayda demiyoruz artık dostlar. 20-25 gün diyoruz. Bunu çocuk. Bunu bir anlarsa bunu anlarsın. Anne. Ağzımızda lokma varken konuşmuyoruz değil mi anne? İkiye düştü bir anda. Evet. O zaman Nail'im kapanışımızı bir zahmet. Vallahi dostlar bizi gerçekten seviyorsunuz biliyoruz. Biz de sizleri çok seviyoruz. Buna emin olun. Bak. O zaman dostlar siz de bize destek verin. Videolarımız biraz izlensin. Like'ları artsın. Baba. Bu güzel poğaçalara, bu güzel aileye bir like'ı esirgemezsiniz. Canlar, zaten yorumlarınızı yapıyorsunuz. Canlar çektiyse Hakkını evet. Helal etsin. Evet Ayaz'ı duydum. Oy kurban olurum bir el salla annem tamam kapanış bu kadar yeter. Allah'a emanet olun canlarım.